hoş geldiniz. Bugün konumuz Ege Denizi mi, Akdeniz mi, bunu öğreneceğiz. Şimdi bunu öğrenmek için Ege Denizi'ne geldik. Ege Denizi'nde Muğla Akyaka'ya geldik. Denizin durumuna bakalım. Ege Denizi birazcık daha dalgalı ve biraz soğuk ve etrafını bir çek çok kalabalık. Arkadaşlar deniz çok güzel, biraz serin fakat harika. Biraz gemiler gelmeye başladı, dalgalar da yükseldi. Şimdi buradan çıkacağız, Akdeniz'e gideceğiz. Akdeniz'e gitmek için Mersin'e gitmeyi tercih ettim. Önce bir şöyle bir sahilde bir gezelim bakalım Akdeniz nasıl mı? Pardon, Ege Denizi nasıl mı? Çünkü şu an Ege Denizi'ndeyim. Karşıda gemiler falan var, önü açık. Fakat Akdeniz'de böyle bir şey yok. Karşıda Mersin'de Kız Kalesi'ne gideceğiz. Orada kale var. Yani manzara kale olacak. Buranın manzarası bu şekilde. Kaan Şimşek abimizi takip edin ve videolarını beğenin. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz, Mersin'e gideceğiz. Şimdi Mersin'de Kız Kalesi diye bir yer varmış. Orada bir bakacağız. Oranın denizi nasıl? Ege Denizi mi, Akdeniz mi, bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar şimdi Ege Denizi'nden çıktık, Akdeniz'e geldik. Bakalım Akdeniz'in suları nasıl? Önce buna bakacağız. Şöyle söyleyeyim, çok masraflı bir video oldu. Muğla'dan kalktık, Mersin'e geldik. Karşımızda Kız Kalesi. Şimdi bir denizin olayına bakmamız gerekiyor. Denizin bir olayına bakalım. Sonra puanlama işini size bırakacağım. Ben yorumlarımı söyleyeceğim sadece. Deniz sıcak fakat yani çok sığ, böyle derinleşmiyor deniz. Önce ona bakacağız. Akdeniz'in suyu git derinleşmiyor. Vazgeçtim. Denize girmekten vazgeçtim. Yani derinleşmesi için yaklaşık bir herhalde 200 metre falan yürümem gerekiyor. Bildiğin hani toprakta yürüyormuş gibi yürüyorum şu an. O yüzden yani Ege Denizi gibi değil. Farkı var. Nasıl farkı var? Çocuklar için böyle biraz daha aile olayı. Önceden 5 adım atınca boyuna geçiyormuş. Tamam mı? Şimdi denizi sonradan doldurmuşlar. O yüzden bu kadar hani yürü bitiremedik. Hani Muğla'da bir de bu şekildeydi. Fakat hani mesela eğer ben sizi Kuşadası'na falan götürseydim, Kuşadası'nda durum bambaşka. Çünkü çok aşırı dalgalı. Burada biraz dalga yok. Biraz ölü deniz olayında. Çünkü Akdeniz zaten dalgasız bir deniz. Yani dalga olayı pek yok. Yapay biraz deniz yani. Sonradan doldurma olduğu için biraz daha güzel. Yani çocuklar için birebir, hani ne bileyim, böyle ailenle, çoluğunla, çocuğunla gelmek istiyorsan Silifke'nin Kız Kalesi sahili mantıklı. Fakat buranın güneşi de fazla yakıyor ya. Hani Kuşadası'nın güneşi böyle değil. Yani en azından Aydın'ın havası böyle değil. Buranın havası var, nemi var. Sıcaklığı var, nemi var. Şöyle ben size sahili göstereyim. Güzel mi güzel, fakat dediğim gibi biraz uzun yürümek gerekiyor. O yüzden yorum, hani puanlamayı siz yapın, yorumlamayı da siz yapın. Yorumlarda belirtin puanlamayı. Arkadaşlar şimdi tekneye bindik. Tekne Kız Kalesi'ne gidiyor, geri geliyor. Yani bir Kız Kalesi'ne gidip geleceğiz. Sen televizyon izle baba. Güzel. Fakat dediğim gibi şu an mesela denizin derin sularına geldik. Az önceki gittiğimiz sular derin değildi. Buralar derin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahil çok büyük. Yani Muğla'daki Akyaka'daki o sahilden daha büyük. Şöyle arkası da var. Bayağı uzun bir sahil. Şurada hemen Kız Kalesi var. Burada da büyük kale var. Yani güzel mi güzel. Fakat dediğin gibi belli başlı tabii eksileri artıları hepsinin olduğu gibi bunda da var. Örnek veriyorum, hani hemen yüzmek isteyen biri için bu mümkün değil. Çünkü bayağı bir yürümen gerekiyor. Ne bileyim, nemi daha çok, güneşinin yakması daha çok. Fakat Muğla'daki Ege Denizi böyle değildi. Akdeniz böyle, Ege Denizi böyle. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutma. Yorumlarda belirtmeyi unutma.
Ege Denizi mi Akdeniz mi diyorsan hangisi olduğunu sen söyle. Yorumlarda hangisi daha iyi bunu belirt. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.